Sana bir tabak hazırlayayım mı? Aç mısın? Yok. Yok, istemiyorum. Bir şey yemedim dedin ama. Yiyecek hal kalmadı zaten. Yapayalnız kala kaldım yıl başında. İyi yaptın gelmekle. Ben seni rahatsız etmedim değil mi? Etmedin. Hani değişir dedim, hani zamanla değişir ama zaman geçiyor, hiçbir şey değişmiyor. Cihan, bence şu an bunu düşünme. Yani çünkü şu an buna bir çözüm bulamayacaksın. Bak, istersen sana yine bir şeyler getireyim ya da bir kadeh bir şey ikram edeyim. Ya da televizyonda güzel bir şey varsa onu seyredelim. Hı? Sen hiç değişmedin. Eskiden de böyleydin. Ne zaman canım sıkılsa, ne zaman benim yüzüm düşse sen hep yani... Aa. Az kalsın. Unutuyordum, vermeden giderdim. Bunu sana getirdim. Açsana. Unutmamışsın. Sen unutmuş muydun? Unutmamıştım. Bir yılbaşında bunu bizim için imzalatmıştım. Sonra çok düşündüm sana göndereyim diye ama... Bu kitap yani benim için ben hani Zeynep'in yanında dedim yani gözlenerek olan sen hiçbir zaman. Ben seni hiçbir zaman unutmadım demedi. Yani ne yaşadıklarımızı, ne... Sen benim hep ilk aşkımdın. Evet yani oraya buraya savrulduk ama... Sen benim hep ilk aşkım, yaz geçerim dedin. Şimdi bakın, bu taşları alın. Tamam. Benim dediklerim çıkınca denize atarsınız. Tamam? Tamam. Yalancı. Size de aynısını söyledi değil mi? Siz birbirinizin kaderisiniz. Sizin kaderiniz birlikte yazılmış. Dediklerim çıkınca taşı denize atın. Evet. Aha. Ya senin bize bunu yapmaya ne hakkın var ya? Senin bizim umutlarımızla oynamaya ne hakkın var? Bizim bir farkımız yok değil mi? Herkes aynı şeyi söylüyorsun. Sırf para için yapıyorsun. Ya ne yapacaktım? Benim işim bu kızım. Benim işim insanların duymak istediklerini söylemek, onlara umut vermek. İnanmıyorum ya. Bu taşın bir anlamı yok. Sadece bir taş. Ona anlam yükleyen sensin. Benim tabii. Başka kim olacak ki zaten? O zaman bana niye kızıyorsun? Kendine kız. Doğru. O da doğru.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.